Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Bugün çok çarpıcı açıklamalarım var. Matrak düzenlemesine girmeyen araçların sarı sayfalarda bayi fiyatlarından daha ucuza satıldığını gördüm. Bununla ilgili konuşacağız. Burada sadece şu anda incelediğim bir araç var. Toyota Corolla. Toyota eğer ki bu oyunun içine girdiyse çok yazık oldu. Şimdi bu konuyla ilgili konuşmak için hep birlikte videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bana gelen yorumların çoğu aradığı arabayı bayilerde bulamamış yönündeydi. Bununla ilgili mesajları size gösteriyorum arkadaşlar. Bunun böyle olacağını matrak düzenlemesinin olduğu sabahki yayınımda ben size anlatmıştım arkadaşlar. Demiştim ki bayilerde araba bulunamayacak. Zaten bu düzenleme hemen hemen de filo firmalarına ve bayilerin kar payını artırmak için yapıldığını, distribütörlerin Türkiye'ye araba göndermediği tarzında bir yayın yapmıştık. Şimdi konuyu buradan Toyota'ya bağlayacağım arkadaşlar. Toyota'ya bağlamadan önce yine kısa kısa size anlatayım ki konunun net olarak anlaşılmasını sağlayalım. Böylelikle de Toyota'nın perde arkasında neler yaptıklarını da tam olarak anlamış oluruz. Evet arkadaşlar araba yok dedik ve dediklerimiz çıktı. Fakat şimdi gelelim Toyota'ya. Toyota 1.5 Filama X-Pack Multi Driver S. Bu araç ÖTV dilimine girmedi. %80 ÖTV diliminde. Şimdi bu aracın liste fiyatına bakalım. Aracın liste fiyatı 334.550 TL. Aracın liste fiyatı resimde de gördüğünüz gibi 334.500 TL arkadaşlar. Bu araç sarı sayfalarda acaba kaça satılıyor? Kaç para? Bunu da şimdi hep birlikte size göstereyim. Araç 297.500 TL'ye kadar satılıyor. Şimdi iki resim arasında ikisi de sıfır. Birisini bayi satıyor, biri sarı sayfalarda satılıyor arkadaşlar. Şimdi bu ÖTV indirimine girmemiş bir araç acaba sarı sayfalarda nasıl daha ucuza satılıyor? Neden ucuza satılıyor? Bunu alan arkadaşlar acaba zarar mı ediyor? Yoksa Toyota bu araçlara kendi insafiyatını kullanarak ÖTV indirimi uygulamasına mı soktu? Bununla ilgili şimdi nasıl olduğunu size açıklayabilirim arkadaşlar. Şimdi bunun olabilmesi için bu aracın çıplak fiyatının %80 ÖTV diliminden %50'ye düşebilmesi için %50 ÖTV dilimine getirmeniz gerekir. Şimdi atıyorum buradaki fark 5.000 TL'lik bir fark olduğunu düşünelim. Yani çıplak fiyatının 5.000 TL aşağıya çekerseniz bu araba %50 ÖTV dilimine girer. Şimdi %50 ÖTV dilimine girmesi için kendi kar marjınızdan ya da aracın çıplak fiyatından, kazancınızdan 5.000 lira aşağı çektik. 5.000 lira aşağı çektiğimizde bu araç %50 ÖTV dilimine girdi. Şimdi bu 5.000 TL'yi de bir türlü bizden almanız gerekir. Bunu nasıl alabilirsiniz? Aracın 3 yıl garantisini daha uzatırsınız ve araca aksesuar adı altında 15 lira, 20.000 lira daha koyarak bu aracı bize sunabilirsiniz. Sunduğunuzda da araç gerçekten yani 340-350.000 liradan 250-260.000 bandına gelir. 20.000 lira da üzerine koyduğunuzda 280.000 lira civarında bu aracı satmış olursunuz. Şimdi bayi burada ne yaptı? Distribütör bayi ne yaptı? 5.000 lira bir indirim yaptı. Yani bunu ben örnek vererek, misal olarak örnek veriyorum arkadaşlar. Tam net bilgi olarak vermiyorum. 20.000 lira bu araçtan para kazanmış oldu. 5.000 lira aşağıya çekti. 20.000 lira para kazanmış oldu. Bayinin burada, distribütörün burada karı, ekstra payı. Karı ne olur arkadaşlar? Atıyorum 5.000 lira bu aracın zaten cıplak fiyatından aşağı çekmişti. 5.000 lira da verdiği aksesuarla aracın garantisinden koymuş olsa 10.000 lira. 10.000 lira da buradan yine ekstra para kazanmış olur bayi. Yani bayi burada her türlü düzeni, her türlü oyunu oynayabilir. Şimdi biz sadece burada Toyota'yı gördük. Toyota ile ilgili bir video çektik. Yine yorumlarda ve gördüklerimizde Honda'nın da yine böyle bir oyunun içine girdiği, fakat Honda'nın sitelerine girdiğimde sarı sayfalarda bu tarz şeyleri göremedim ama yine yetkili bir bayiye gideceğim. Bayide böyle bir pazarlığa girmeye çalışacağım. Bakalım eğer ki Honda da bu işi yapıyorsa onunla ilgili de videom çok yakında yayında olacak. Şimdi bu şekil yaparak hem kendi stoğunuzdaki %80 ÖTV dilimindeki aracı satmış oluyorsunuz hem de kendinize yakın olan atıyorum alsatçı olabilir, filo firması olabilir ya da şöyle söyleyeyim size, galerici olabilir. Bunlara siz bu arabaları peşkeş çekmiş olursunuz ve de bayi ve distribütörün elindeki fiyattan daha ucuza araç satışını yapmış olabilirsiniz. Şimdi Toyota bunu kendisi yapıp kendisi satabilir mi? Satamaz. Neden? Çünkü tepki çeker. Yani tepki çeker. Çünkü neden? Hem 340 bin lira liste fiyatınız var, hem aracı 300 bin TL'ye satıyorsunuz. Nasıl olacak diye insan sorar. Ama bunun da bence araştırılması gerekir. Neden araştırılması gerekir? Yani bir aracın liste fiyatının altında sarı sayfalarda satılıyorsa burada çok büyük bir oyun oynanmış gözüküyor. Bu oyunu da bozmak için birilerinin el atması gerekiyor. Neden daha ucuza satılıyor? Neden böyle bir şey oluyor diye. Hem biz bu aracı indirimli almış olarak kar etmiş olabiliriz. Ama burada siz aracın %30 ÖTV dilimini kendiniz yemiş olursunuz ve de kendiniz aksesuar parası altında bizden haksız kazanç elde etmiş olursunuz. Bunun bence yasal olmadığını düşünüyorum. Bu gibi konuların da araştırılmasını bence yapılmasını istiyorum. Hiçbir zaman bir aracın fiyatı distribütörün ve bayinin açıkladığı fiyatın adı altında sarı sayfalarda satılacağını, satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aradaki fark 40.000 TL. 40.000 TL'de çok önemsenmeyecek kadar az bir para değil, çok iyi bir para. Yani siz bu şekilde yaparak kendi muadilinizdeki olan araçlarla daha rekabet konusunda daha hızlı hareket etmiş olursunuz ve araçlarınız daha çabuk satılmış olur. Arkadaşlar bu konunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili videolarımız gelecek. Bayilerde gerçekten ÖTV matrah düzenlemesiyle yapılan araçların olmadığı yönünde çok video geliyor. Yine bu konuyla ilgili bayilere gidip araştırmamızı yapacağız. O araçların bayilerde olup olmadığını bakacağım. Onunla ilgili de videomuzu yapacağız. Evet arkadaşlar, biz de bu oyunun bir parçasıyız. Çünkü neden? Biz Türk milleti olarak ucuza bir şey satılıyorsa çok hoşumuza gidiyor. Ucuza satılan malın nasıl ucuza satıldığı hakkında hiç düşünmüyoruz. Bize satılan aksesuar parasını ve de aksesuarları kabul etmeyin. 3 yıllık ekstra bir garanti yüksek fiyattan size sunuluyorsa, yani bunu almak zorundasınız. Eğer bunu almazsanız araç yok diyor sunuluyorsa almayın. Almazsanız ölmezsiniz. Ona muadil araçlar var. O araçları alabilirsiniz. Aksesuar parasına hayır diyoruz. Böyle bir şeyin kabul etmiyoruz. Bununla ilgili sizden de desteklerinizi bekliyorum. Aksesuar parası adı altında alınan paraların yasal olmadığını, bunların bir diretme olduğunu, bunların size zorla satıldığını hatırlatıyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Bunlar bize her zaman yön verici olmuştur. Şimdiden Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.